esas hattın olduğu yer. Bir batısında burada var, bir de doğusunda burada var. Yani Direk Yarımadası'nın hemen kuzeyinde olan hepsi dün depremler. Hani etkiledi ilk bölge bu kısım. Sol tarafta yeni olan yer. Evet, şöyle. Şu bölge Samos fayının etki alanı, artçıları. Şurası ve buralar yeni. Bunun komşu fayları, evet. Bu AFAD'ın son yayınladığı bir rapor vardı. O raporda da burada analiz yapılmış. Kolomb analizi deniyor ona. O kolomb analizinde bu depremin nerelere stres gerilim biriktirdiği ortaya çıkmış. Bakın şu doğu kısımdaki bölgede biraz daha farklı bir faylan var. Bak, kuzeydoğu uzanımlı. Aynı faylanma şekli burada da var. Kuzeydoğu uzanımlı bir artçı dağılımı var. Bu ikisi farklı, iki tane fay. Bu Samos fayının kendisi. Dolayısıyla 30 Ekim'deki Samos depremi aslında doğusunda ve batısındaki faylarda gerilim birikmesi nedeniyle o fayları tetiklemiş oldu. Şimdi tabii 30 Ekim'den sonra bölgede epey bir deprem oldu. Yaklaşık 5000'i geçti şu anda deprem sayısı, artçı deprem sayısı. Burası Samos fayının kırıldığı kesim. Çoğunlukla burada yoğunlaşıyor, dikkat ederseniz. Ama bunun dışında da değişik bölgelerde, bakın şurada hemen batı kesimde ve doğu kesimlerde belli yoğunlaşmalar var. Bakın şurada Gümüldür tarafında belli yoğunlaşmalar var. Bu aslında bölgedeki bazı fayların tetiklendiği anlamına geliyor. Bunlarla ilgili 6.6 fayı değil bunlar, farklı faylar. Tabii 6.6 depremin artçıları burada gerçekleşiyor, hala devam ediyor onlar. Ama onlar devam ederken bu Samos fayının batısındaki ve doğusundaki faylarda da belli tetiklenmeler gelişti. Burada özellikle batı kesimdeki kuzeydoğu uzanımı, bakın şöyle bir hat boyunca, burada benzer şekilde belli hatlar boyunca bunların odak mekanizma çözümleri elde edildi şu anda sismoloji istasyonlarından. Bu fayın mekanizmasından farklı bir fay mekanizması sahip olduğu ortaya çıktı. Doğrultu atımlı fay dediğimiz bir fay mekanizmasına sahip bir şekilde kırılıyor. Burası normal fay dediğimiz bir fay mekanizmasına göre kırılan bölgeler. Tabii doğrultuları şöyle, yani bizim buradaki işte Gülbahçe fayına, Tuzla fayına, Seferihisar fayıyla aynı doğrultudaki faylar bunlar. Denizdeki karşılıkları aslında, devamları diyebiliriz. Bu bölgedeki faylarda kırılmalar gerçekleşiyor. Peki bu yeni faylarda yaşanan kırılmalar büyük bir depreme habercisi mi? Bu bölgedeki faylar 6.8 büyüklüğüne varan depremler üretme potansiyeline sahip. 1900 öncesindeki dönemlerde tabii ki bu tür depremleri üretmişler bu faylar. Gelecekte de tabii ki bu tür deprem üretme potansiyelleri var. İzmir ölçeğinde hem tsunami tehlikesine karşı hem de kentsel dönüşüm anlamındaki çalışmanın hızlanması açısından özellikle Bayraklı, işte bizim Alsancak, Bostanlı, Karşıyaka, İnciraltı gibi, Güzelbahçe gibi ya da işte bizim güneyde Gümüldür taraflarında, Ürkmez taraflarındaki kısımlarda özellikle kentsel dönüşüme ağırlık verilmesi gerekiyor.